Son günlerde eğitimcilere yönelik gerçekleştirilen şiddet olaylarına tepki göstermek isteyen yüzlerce eğitimci bugün Saraçhane Caddesi'nde eylem yaptı. Öğretmeniz haklıyız, yaşayacağız. Öğretmeniz haklıyız, yaşayacağız. Eğitimcilerin eylemine Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı ve çok sayıda vatandaş da destek verdi. Eğitimciler ellerindeki dövizler ve attıkları sloganlarla şiddet olaylarına tepki gösterdi. Eğitim sendikaları tarafından hazırlanan ortak basın açıklaması, Eğitimsen Edirne Şube Başkanı Ahmet Acet ve Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Murat Akçay tarafından okundu. Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarın eğitim emekçilerine yönelik söylem ve yaklaşımları ile öğretmenlik meslek kanunu üzerinden emeğimizin değersizleştirildiği, mesleğimizin itibarsızlaştırıldığı koşullarda, savaşlarda bile hedef alınmayan eğitim emekçileri, okullarda şiddetin hedefi olmaya devam etmektedir. Önceki gün ömrünün büyük bölümünü eğitime ve öğrencilerine adamış olan bir meslektaşımızı hayattan ve öğrencilerinden koparan ne basit bir öfke krizi, ne failin öğrenci oluşu, ne de failin uyruğu ile ilgilidir. Bugüne kadar eğitimden sorumlu olanların yaptıkları açıklamalarda eğitimde yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak öğretmenlerin gösterilmesi, CİBER uygulamasının bizlere karşı sopaya dönüştürülmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve idarecileri veli ve öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur. Okulda öğretmen öldürüldü. Söz bitti. Şiddetin, cinayetin tek bir faili olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Cinayetin arkasındaki zihniyet bizleri ötekileştiren, her fırsatta tehdit ederek hedef haline getiren, mesleğimizi itibarını ayaklar altına alanlardır. Bir toplumun uygarlık düzeyi öğretmene verdiği değerle ölçülür. Öğretmenler toplumun temel taşlarını döşeyen, gelecek nesilleri yetiştiren ve aydınlık bir geleceğe rehberlik eden mimarlardır. Öğretmene yapılan her saldırı tüm topluma ve ülkenin geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Eğitimsiz bir toplum karanlığa mahkumdur. Buradan Milli Eğitim Bakanı'na soruyoruz. Okulda şiddeti önlemek için daha kaç eğitim emekçisinin can vermesi gerekiyor? İktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın plansızlığı nedeniyle okullarımız güvenlik açısından ciddi risk altındadır. Okullarımızdaki güvenlik açığının faturasını canımızla mı ödeyeceğiz? Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. Her suç gibi bu suçun da azmettiricileri olduğunu biliyor ve onları çok iyi tanıyoruz. Daha önce defalarca yaşadığımız cinayetler gibi bu son cinayetin de azmettiricileri öğretmenler çalışmıyor gibi yanlış bir algıyı toplumda yaymaya çalışmaktadırlar. Bizleri bugün okullarımızda açık hedef haline getirenler liyakatsiz şekilde atandıkları koltukları bir hükümdarlık alanı gibi kullananlar her fırsatta bizleri aşağılamaya çalışan mülki amirlerdir. Öğretmenliğin aynı zamanda bir uzmanlık mesleği olduğunu görmezden gelenlerdir. Okullarda şiddeti körükleyenler eğitime dair eleştiri ve önerilerimize yıllardır kulak tıkamakta ısrar edenlerdir. Bizleri hedef haline getirenler, her fırsatta emeğimizi küçümseyenler, mesleğimizi itibarsızlaştıranlardır. Bugün eğitim emekçilerinin canlarından endişe ederek okula gidiyor olması işte bunların eseridir. Bunun için atılması gereken ilk adım bu zihniyetin kökten değiştirilmesidir. Okullardaki şiddetin arkasındaki nedenler ortaya çıkarılmalı, eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır. Okulda şiddetin son bulması için Milli Eğitim Bakanlığı acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz. Okullarda yaşanan şiddet olaylarındaki korkutucu çırmanışı engellemek için bir an önce eğitimde şiddet yasası çıkartılmalıdır. Eğitim kurumlarının tümünde şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri ne yapılacağını ve nasıl önleneceğini gösteren bir eylem planı hazırlanmalıdır. Failler toplumun vicdanını rahatlatacak ve yeni olaylar açısından
caydırıcı olacak şekilde cezalandırılmalıdır. Özel ya da devlet okulu fark etmeksizin derhal tüm okulların güvenliği sağlanmalıdır. Ahlak bekçiliğiyle soyunan RTÜK'ün toplumsal şiddeti başlıca gündeme haline getirip mafya ve suç temalı TV yapımlarını denetlemesi sağlanmalıdır. İçine 1001 tane gereksiz ve hatta zararlı içeriklerle doldurulan müfredat yerine şiddetin çağ dışı ve yanlış olduğunu öğreten toplumsal yaşam dersleri içeren öğretim programları hazırlanmalıdır. Kendimizin ve öğrencilerimizin canından endişe ederek okula gitmek istemiyor, can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz. Artık yeter! Can korkusuyla çalışmak istemiyoruz. Emekçiler alanda, emekçiler ayakta, emekçiler alanda, emekçiler ayakta. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'da eğitimde şiddet yasasına Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek vereceklerini ifade etti. Bu şekilde bağıra bağıra geldiğini yıllardır söylüyoruz. İlla bunu görülebilmesi için canların gitmesi mi gerekiyor? Canların elden kaybolması mı gerekiyor? Evet, mutlaka şiddet yasası istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da bunun yanında olacağız. Ağırlaştırılmış cezaların gelmesi için bunun takipçisi olacağız ama esas problem eğitimdir. Yozlaştırılmış eğitim sistemi. Yozlaştırılan eğitim sistemi yüzünden artık öğretmenlerin üzerindeki o saygı kalkanı kaybolmuş durumdadır. Toplumun saygısını kazanamayan, toplumun saygısını hissedemeyen öğretmen de hiçbir şekilde koruma altında değildir. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ben de bir öğretmen çocuğu olarak, Cumhuriyet'in yetiştirdiği öğretmenlerin evladı olarak öğretmenlerin değerini bir kere daha burada daha iyi anlaşılabilmesi için buraya katıldım. Her zaman yanlarında olacağız. İyi ki varlar, var olmaya da devam edecek. Susma, haykır, şiddete hayır!